Sayın seyirciler merhaba. Karabük Net Haber, internet haber sitemizin sosyal medya kanalları olan Facebook sayfamızdan, Facebook beğeni sayfamızdan, Facebook grubumuzdan, Instagram sayfamızdan, Twitter hesabımızdan ve Karabük Net Haber internet haber sitemizden sizlere sesleniyoruz. Evet sevgili izleyenler, görüntülü makaleyle evet sizlerle zaman zaman birlikte olacağız. Haftada bir gün veya haftada iki gün sizlerin karşısında olacağız ve Karabük gündemini değerlendireceğiz. Sayın seyirciler, Kardemir yavaş yavaş seçimli kongresine yaklaşıyor. Kasım ayında yapılması beklenilen kongre muhtemelen Ağustos veya Eylül ayında yapılacak. Kardemir'in 4 tane bağımsızı acaba değişecek mi? Kardemir yönetimde değişiklikler olacak mı? 2 hakim aileden gidenler veya kalanlar olacak mı? Evet. Bu sorular tamamen cevap bekliyor. Ama şunu biliyoruz ki Karabük'te yavaş yavaş bazı gündemler oluşmaya başladı. Kardemir Anonim Şirketi'nin 7 kişilik yönetim kurulunun yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu'nun yani devleti temsilen atanan 4 kişi Karabük'ten olması isteniliyor. Bildiğiniz gibi daha önceden Malatya eski milletvekili, Ankara eski milletvekili, Adıyaman eski milletvekili, Kardemir yönetiminde bağımsız olarak görev alıyorlardı ve İstanbul eski milletvekilinin yerine de Karabük eski milletvekili Sayın Osman Kahveci bir sene sonra görevlendirilmişti. Şimdi bunların yerine acaba kimler gelecek? Karabük'te ağır ağır gündemler oluşmaya başlıyor. Karabükler diyor ki Karabük'te bağımsız yönetim kurulu, Kardemir'de bağımsız yönetim kurulu üyesi olacaksa Karabük'ü tanıyan Karabük'ün insanlarından olması gerekir düşüncesi var. Ama biz tamamen şu fikre kesinlikle katılıyoruz. Karabüklü birilerinin olması gerekiyor. En azından Karabük'teki ticareti, Karabük'teki sanayiyi temsilen, Karabük Ticaret Odası'nı temsilen birilerinin Kardemir yönetiminde görev alması gerekiyor bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak. En az bir kişi, o da Karabük Ticaret Odası'nı temsilen. Tabii dördü de Karabüklü olursa bizim için daha hayırlı olur. Çünkü neden? Kardemir Anonim Şirketi'nde bağımsız yönetim kurulu üyeliği yapacak kişiler eğer Karabük'te olursa sonuçta Karabük'te yaşayacaklar, Karabük sokaklarında gezecekler ve Karabük'te irtibatlarını kesemeyecekler için daha bir sorumluluk alanı çerçevesinde hareket edecekler. Evet, Kardemir Anonim Şirketi Eylül ayında belki Ağustos ayında belki de daha erken yapması beklenilen Kasım Kongresi'de neler olacak? Kardemir Anonim Şirketi'ni, Karabük'ü neler bekliyor? Tabii bu sorular o tarihte cevaplanacak. Sayın seyirciler, AK Parti kongreleri Haziran 15'inden sonra yapılması bekleniyordu ama genel merkezden gelen talimat doğrultusunda pandemi süreci nedeniyle muhtemelen Eylül-Ekim ayına atılacak. Hızlı bir şekilde Eylül-Ekim ayında yapılması beklenen ilçe kongrelerinden sonra yılbaşından sonra muhtemelen ilk kongresi gerçekleşecek. Bilindiği üzere Kardemir Eski Pazar ve Yenice kongrelerini pandemi sürecinden önce yapmıştı. Merkez ilçe, Safranbolu, Eflani ve Ovacık kongreleri kalmıştı. Bu kongrelerde muhtemelen Eylül ayında başlayacak. AK Parti kongrelerinde neler yaşanacak? Değişimler olacak mı? Kimler gidecek, kimler kalacak? Bu da tamamen kamuoyunun merakla beklediği bir soru. AK Parti merkez ilçe haricinde diğerlerinde, diğer ilçelerde bir değişim beklenmiyor. Ama merkez ilçede bir değişim bekleniyor. Merkez ilçe başkanı Osman Uzunoğlu'nun yerine bir başkasının gelme ihtimali, bir başkasının seçilme ihtimalini güçlü bir ihtimal olarak görüyoruz. Tabii burada ilçe başkanlarından öte il başkanı kim olacak? Bu soru, evet, en büyük soru. Cevap bekleyen en büyük soru. AK Parti il başkanlığını 3 yıldır başarılı bir şekilde yürüten avukat İsmail Altınöz tekrar il başkanı olarak görevine devam edebilecek mi? Yeniden kongrede seçilebilecek mi? Delegasyonun karşısına aday olarak çıkarılacak mı? Yoksa bir başka isim mi olacak? Bu Karabük'te çok konuşuluyor. Büyük bir kesim avukat İsmail Altınöz'ün il başkanlığının bu pandemi süreci nedeniyle kalma ihtimalinin, il başkanlığında kalma ihtimalinin daha da arttığını, muhtemelen İsmail Altınöz'ün il başkanlığı görevine bir 3 yıl daha devam etmesi
ihtimalini yüksek görüyorlar. Tabii 2021 yılında erken genel seçim, hatta erken yerel seçim söylemleri Türkiye gündeminde sıklıkla ara ara geliyor. Eğer 2021 yılında, yani bir yıl sonra erken genel seçim olursa AK Parti il başkanlığında da İsmail Altınöz belki olmayabilir. Çünkü genel merkez önümüzdeki erken genel seçim, muhtemel erken genel seçimde aday olacaklar, il başkanı olmasın, istifa ettirmeyiz diyebilirler. O zaman İsmail Altınöz bir yol ayrımına girmek zorunda kalacak. Ya milletvekili adaylığında bekleyecek, aday adayı olup aday olacak, ya da il başkanlığında istifa sürecini sağlama alacak ki il başkanlığından milletvekili aday adayı ya da adayı olabilsin. Ama görünen şu ki şu anda il başkanı İsmail Altınöz'ün AK Parti'de devamlı muhtemel, ağırlıklı muhtemel görülüyor. Sayın seyirciler, geçtiğimiz hafta Ali Babacan'ın kurduğu ve kamuoyunda bir beklenti haline gelen Deva Partisi'nin genel merkez yöneticileri Karabük'e gelmişlerdi. Safranbolu'da basınla bir araya geldiler ve burada basını bilgilendirdiler. Tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Karabük'te de teşkilatlanma çalışmalarının nasıl yapıldığını, teşkilatlanma çalışmaları ile ilgili bilgiler verdiler. Deva Partisi seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın İdris Şahin, tanıdığımız bir isim. 24. dönem Çankırı milletvekiliydi kendisi. Çankırı'da uzun yıllar baro başkanlığı yaptı, avukatlık görevini yaptı. Karabük'ün tanıdığı bir isim İdris Şahin. İdris Şahin, Karabük'te 6 tane ismin belirleneceğini ve bu 6 ismin Ankara'ya çağrılacağını, bu 6 isimden 3 kişinin Karabük'te il ve ilçe teşkilatlarını kurmak üzere kurucu görevliler olarak belirleneceğini ifade etti. Bir kurucu il başkanı ve 2 yardımcısının genel merkez tarafından bir hafta içinde atanacağını söylemişti. Hatta bu aralar bu hafta içinde bekleniyor. Peki kimlerin isimleri geçiyor? Deva Partisi'nin kurucu il başkanlığında en güçlü isim avukat Ayhan Duru. Ayhan Duru tanıdığımız bir isim. Daha önceden AK Parti Merkez İlçe Yönetimi'nde görev almış bir kişi. Karabüklerin yakinen tanıdığı, avukatlık mesleğini icra eden genç bir arkadaşımız. Deva Partisi kurucu il başkanlığına kesin gözüyle bakılıyor. Güçlü bir isim. Bunun yanı sıra iş insanı Yusuf Aydın, yine Karabük'ün yakinen tanıdığı iş insanı Ali İhsan Biçer'in yeğeni Durmuş Biçer ve avukat Diler Ünver İret'in isimleri de Deva Partisi'nin kurucu yöneticileri arasında geçiyor. Deva Partisi Karabük'te bir güçlü bir şekilde kurulacak mı? İyi Parti gibi kurulup kabuğuna mı çekilecek? Bu merakla bekleniyor. Zaman bunu, süreç bunu gösterecek. Ama Deva Partisi merkez sağda özellikle kamuoyunun beklentisini karşılayabilecek mi? İşte bu sorular cevap bekliyor. Sayın Davutoğlu'nun kurduğu parti ise Karabük'te adeta tabiri caiz ölü doğdu. Deva Partisi acaba ne yapacak? İşte bunu hep birlikte bekleyeceğiz, göreceğiz. Sevgili izleyenler, Safranbolu Belediye Başkanı Sayın Elif Köse başarılı çalışmalarının yanı sıra enteresan ve bir o kadar ilginç bir çalışmaya hazırlanıyor. Belediye olarak tarımı desteklemeyi düşünüyor. Yazıköy taraflarından tarım yapılabilecek bir arsa temin ettiği ve buraya sera yapacağı ve özellikle bitki, süs bitkileri, çiçekleri, Safranbolu'nun Yazıköy manyasını burada yetiştirerek bölge halkına, yöre halkına tarımsal anlamda destek vermeyi düşünüyor. Böyle bir projesi var. Sayın Köse'nin bu projesi eğer ete kemiğe bürünürse bölge halkının orada kalkınması amacıyla bir nebze de olsa işe yarayacaktır. Sayın Köse'nin geçtiğimiz günlerde Safranbolu Belediyesi'nde askıda fatura projesi ise tam anlamıyla tanıtılamadı ama gerçekten güzel bir proje. Yani bu nasıl askıda ekmek gibi ise bu da askıda fatura. Yani vatandaş evinin elektrik faturasını ya da doğalgaz faturasını ödeyemiyor. Belediyeye müracaat ediyor. Diyor ki ben ödeyemiyorum bu faturayı. Benim adıma bir hayırsever vatandaş öder mi diyor. Faturasını ödeyemeyenler ile bu faturaları ödemek isteyen hayırsever vatandaşları
bir araya getiren, buluşturan bir proje. Safranbolu Belediye Başkanı Sayın Elif Köse'nin bu projesinde de gerçekten tebrik etmek gerekiyor. Safranbolu Belediyesi de önümüzdeki Temmuz ayında komisyon ve encümen seçimlerini gerçekleştirecek. Bu arada acaba Safranbolu Belediye Başkan Yardımcılarında bir değişim olacak mı? Özellikle İyi Parti kontenjanından gelen Sayın Ahmet Şahin'in, Başkan Yardımcısı Ahmet Şahin'in değişimine kesin gözüyle bakılıyor. Acaba onun yerine İyi Parti kontenjanından yine hangi isim düşünülüyor? Halil Bakkal'ın değişimi parti içinde tartışılıyor, rotasyonu. Halil Bakkal belediye başkan yardımcılığı görevinde kalsın mı? Yoksa bir rotasyon yapılarak değişim gerçekleşsin mi? Taze bir can, taze bir kan. Elif Köse'nin başarılı çalışmalarına daha destek verebilecek bir başka isim gelsin mi? Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi içinde tartışılıyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi başarılı bir karar alır, doğru bir karar alır ama doğru bir karar almaz. Onu da zaman gösterecek. Cumhuriyet Halk Partisi demişken sayın seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bazı handikaplarını süratli ve hızlı bir şekilde çözmesi gerekiyor. Özellikle milletvekili, ana muhalefet partisine sahip bir milletvekiline sahibiz. Cumhuriyet Halk Partisi Karabük Milletvekili Doktor Hüseyin Avni Aksoy. Fakat kendisi demokrasilerin gereği olan muhalefet milletvekilliği görevini ne kadar başarılı yürütebiliyor? Bu sorunun cevabı aslında kamuoyunda belli. Hiç desek yeridir. Sayın Avni Aksoy, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili ve ana muhalefet milletvekili olmasına rağmen şu aralar övündüğü tek şey var. Karabük'teki iktidar partisi milletvekilleriyle uyum içinde çalışıyoruz şeklinde söylemleri var. Yani bu gerçekten enteresan. Muhalefette iktidarın Karabük'te uyum içinde çalışması acaba nasıl bir sonuç oluşturuyor? Demokrasilerde muhalefette iktidar uyum içinde mi olması gerekir? İktidar hizmet görevini yapıp muhalefet ise yaptığı hizmetlerdeki eksikliklerin, görevlerdeki yanlışların ve bunun gibi şeyleri eleştirmesi görevi mi olmalı? Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet partisi milletvekiline sahip olmasına rağmen maalesef bu görevi Karabük'te yerine getiremediği için ciddi bir handikap yaşıyor. Önümüzde muhtemel erken genel seçimde ya da mevcut genel seçimde Karabük halkı Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir milletvekili vardı, seçtik ama ne yaptı? Muhalefet görevini bile yerine bu zamana kadar getirmedi şeklinde sorgulamalar mutlaka yapacaktır. Bu sorgulamaları yapmaması için toplum hafızası güçlüdür. Bu sorgulamaları yapmaması için Cumhuriyet Halk Partisi İl Teşkilatı milletvekilliği ile bir araya gelip artık ana muhalefet milletvekilliği görevinin tam anlamıyla yürütebilmesi açısından bir şeyler yapması, çalışmalar yapması için kendisi bu konuda teşvik edilmesi gerekiyor. CHP İl Başkanı Sayın Abdullah Çakır bunun çok ama çok iyi farkında. Tabii milletvekilimiz, muhalefet milletvekilimiz Sayın Doktor Hüseyin Avni Aksoy farkında mı bilemiyoruz. Ama kendisinden istenilen tek görevi olan muhalefet milletvekilliği görevini maalesef yapamıyor. Kendisi doktor olmasına rağmen Karabük'teki sağlık sektöründeki eksiklikleri dile getirmiyor. Ayda bir en azından yazılı bir basın açıklaması yaparak muhalefetin Karabük'teki eksikliklerini, yapması gerekenleri, yanlışlarını ve buna benzer konuları kamuoyuna da paylaşması gerekiyor. Ama Sayın Hüseyin Avni Aksoy Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olmasına rağmen, tek ana muhalefet milletvekilimiz olmasına rağmen birkaç kere meclis kürsüsünden çıkıp konuşma yaptı ama yerel anlamda Karabük yerelinde, Karabük ölçeğinde maalesef muhalefet görevini yerine getirmiyor. CHP İl Teşkilatı acaba milletvekilini bu konuda nasıl motive edecek? Nasıl bu konuda bir şeyler yapması için çalışmaya doğru yönlendirecek? Bu da beklenilen bir ayrı soru. Evet sevgili izleyenler, bugünkü konularımız bunlardı. Önümüzdeki günlerde tekrar sizlerle birlikte görüşmek üzere. Hoşça kalın.